Mutsuz Edgar. Harika! Ah, Bayan Cassandra bana iki görev birden verdi. Bugün bitirmem gerekiyormuş. Billy, senin kadar tembel bir arı daha tanımadım. Aa, merhaba Edgar. Merhaba Maya. Merhaba Billy. Bizimle oynamak ister misin? Aa, hayır, kusura bakmayın. Yapılacak dünya kadar işim var. Yine mi? Her seferinde aynı şeyi söylüyorsun. Bizimle gelmemek için bahane buluyorsun. Artık bizi sevmediğini düşünmeye başladım. Hayır, seviyorum, seviyorum. E, sorun bu değil ki. Peki neymiş o zaman? Size şöyle anlatayım. Ne zaman kovandan dışarı adım atsam... Bam! Bütün felaketler bir arkasına geliyor. Söz gelimi, diğer arılarla birlikte kovandan ayrıldığım ilk gün, nasıl desem, kayıverdim, düştüm. Ayrıca arkadaşlarımdan biri de antenime bastı. Ne zaman kovan dışına çıksam uğursuzluk peşimi bırakmıyor. İnanın doğru bu. Peki çıktığında ne yapıyorsun? Aslında çok basit. Bu çizginin ötesini hiç geçmiyorum. Ne? Yani çayırı hiç görmedin mi? Ama orada görülecek ve yapılacak o kadar çok şey var ki. Biliyorum ama dışarı çıktığımda başıma gelen felaketleri anlattım size. Daimi durumu abartmadığından emin misin sen? Hayır hayır hayır, abartmıyorum. Dikkat edin çocuklar. Edgar, yerine bir şey olmadı ya. Gördünüz mü? Sen de çayıra bayılacaksın, bundan adım gibi eminim. Hem çoktan dışarı çıktın bile. Baksana. Hadi gel. Öyle olsun. Sizinle geleceğim ama tek şartla. Bana göz kulak olacağınıza söz verin. Söz veriyoruz. Gözümüz hep üzerinde olacak. Aa, niye bu kadar alçaktan uçuyorsun? Neden mi? Yere yakın olmayı tercih ederim. Daha güvenli. Hem ben o kadar yükseğe çıkmadım. Korkuyorum. Ama alçaktan uçarak bütün manzarayı kaçırıyorsun. Ay, durun. Ne yapıyorsunuz? Hiçbir şey olmaz. Yanında biz varız. Seni tutuyoruz. Sakinleşmeye çalış. Sakinleşeyim mi? Sizin için söylemesi kolay. Ay. Aferin sana, gördün mü? Neredeyse kendi başına uçmak üzeresin. Harika. Gerçekten de çok güzelmiş. Oo, bakın bir menekşe tarlası. Nefis. Hey. Oraya gidelim olur mu Maya? Harika. Açı. Olamaz. Dikkat et. Leş gibi kokuyor. Ama en azından benle tanışmış oldun. Bizim çok iyi bir arkadaşımız. Merhaba, merak etmeyin. Topuma hiçbir şey olmamış. Bu bizim ben. Merhaba. Ben hazırım. Artık beni bırakabilirsiniz. Tamam. Üç deyince. Bir, iki, üç. Beni görüyor musunuz? Görüyor musunuz beni? Bir dahaki sefere havaya ağaç çileği fırlatacağınız zaman bizi uyarabilir misiniz lütfen? Hayır. Çünkü biz burada hava yoluyla erzak gönderme sistemimizi deniyoruz. Gördüğünüz gibi son derece etkili bir yöntem. Talihim her zamanki gibi devam ediyor işte. Doğru, karıncalarla şansımız yaver gitmedi. Ne diyeceğim, gel biraz ara verelim. Ay, rahatlamak için bundan daha güzel bir yer gördün mü? Vay, çok haklıymışsın. Burası gerçekten şahane.
Aa, gelin bakın, Meksin tünellerinden biri burada. Ay, şurada iki dakika dinlenmeye bile izin yok yani. Harika, böylece Edgar'la Max'i tanıştırabiliriz. Oho, Max, içeride misin? Uyumaya çalışırken bizi rahatsız etmeye cüret eden de kimmiş? Edgar! Bana bak, yine mi sen? Olamaz, Edgar kaç hemen. Şunları yakalayalım çocuklar. Edgar çabuk ol, bizi takip et. Bu taraftan. Hey! Seni şaşkın seni. Edgar, acele et. Ay, ay çok korkuyorum. Uçmaya devam edin. Ben onları şaşırtacağım. Ay, ne var? Ne oluyor? Ay, çok ucuz atlattık. Ama onları iyi kandırdık. Ama kurtulduk Edgar. İzimizi kaybettirdik. Artık güvendeyiz. Çayırda böyle şeyler olabilir. Her şeyden emin olamazsın ki. Ama bak artık güvendesin. Güvende miyim? Korkudan ödüm patladı. Bir günde eşek arılarının, gübre topraklarının ve gökten düşen füzelerin saldırısına uğradım. Buna talihsizlik denmezse neye denir? Ben artık kovana dönmek istiyorum. Evet, bugün güzel şeyler de gördüm. Ama bu hayat hiç de bana göre değil. Seni anlıyorum. Hadi gel. Seni eve götürelim. Hey! Hop hop! Çok komiksiniz. Maya, Willy, bir şeyiniz yok değil mi? Ben iyiyim. Kırık çıkık yok ya Willy. Hayır yok. Sizi buradan görüyorum. Burası bana biraz dar geldi de. Bizi dışarı çıkarabilir misin? Tek başıma yapamıyorum. Bu kütük çok ağır. Alet olarak kullanabileceğim bir şeyler bul. Tamam. Getirdiğim ağaç dalını kaldıraç olarak kullanacağım. Mükemmel. Şimdi de bütün ağırlığını vererek dalı aşağı indirmeye çalış. Ay! Ay! Bak şunu yaptım. Edgar? Dal kırıldı. Önemli değil Edgar. İstersen gidip yardım bulmaya çalış. Ne yani, tek başıma mı? Korktuğunu biliyoruz. Ama bize senden başkası yardım edemez. Ben de korkuyorum. Birazdan gece olacak ve her şey karanlık içinde kalacak. Sen yapabileceğine inanıyorum. Ne olur Edgar. Tamam. Beceriksiz olsam da olmasam da sizi bütün gece orada bırakacak değilim. Gidip yardım getireceğim ve bu sefer bir şeylerin beni engellemesine izin vermeyeceğim. Küçük arılar nereye kayboldu öyle? Benim karnım acıktı. En son ne zaman yediğimi bile unuttum. Hatırlamazsın. Menekşe tarlasına dalmıştın ya. Şu tepeden aşağı yukarı doğru yuvarlanmış. Tamam işte onu görüyorum. Edgar geri geldi. Maya, Willy. Bilin bakalım yanımda kimi getirdim. Aşağıda her şey yolunda mı? Bizi
buradan çıkarırsanız çok daha iyi olacak. Edgar, aferin sana. Gerçekten başardın. Daha önce kaldıraç kullandım ama işe yaramadı. Belki ikimiz birlikte çalışmasını sağlayabiliriz. Hazır mısın? Hadi. Acele edin, hadi çabuk. Hayır, hayır, hayır. Siz de gördünüz mü? Şansı varmış. Nilüfer yaprağının üzerine düştüm. Kısmetim döndü. La 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 la. Ben talihini arıyım. La 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 la. Ben bütün çayırın en kısmetlerisiyim. La 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 la.